Retro Kafa'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle 26 yıl sonra karşımıza dönen bir efsaneyi inceliyor olacağız. Oyun, geçtiğimiz 30 Nisan tarihinde bizlerle buluştu. Senaryoda ise kaldığı yerden tam 10 yıl sonrasını konu alıyor. Yenilgiye uğratılan Mr. X'in çocukları, Y ikizleri, bu kez kartelin başındaki isimler. Yakından tanıdığımız Axel ve Blaze bu macerada da bizlerle birlikte. Bu kez yanlarında yakın dostlarının kızı Sherry ve Dr. Zan'ın yardımcısı Floyd da var. Oyunun ana menüsüne gelin bir göz gezdirelim. Ayarlar kısmına geldiğinizde ses, görüntü, dil, tuş ayarlarının yanı sıra oyun içerisinde topladığınız nesneleri değiştirebileceğiniz kısımda bulunmakta. Menünün ekstra bölümünde ise oyundaki karakterlerin, mekanların ve arka planların konsept çizimlerini bulabileceğiniz gibi karakterimizi ve oyunda karşımıza çıkacak düşmanlarımızı tek tek tanıtan galerileri de bulacaksınız. Ayrıca bir oyunun nasıl kara kalem çizimden gerçeğe dönüştüğüne de tanıklık edeceksiniz. Karakterlerin biyografilerini, özelliklerini, yeteneklerini yine bu bölümde bulacaksınız. İlk başta 4 karakter oynanabilir olarak gelmekte, ancak 4. bölümün tamamlanması ve benzer görevlerle birlikte diğer bazı karakterler oynanabilir olarak açılacaktır. Oyundaki bir diğer güzel yenilik Battle bölümüyle bizlere geliyor. Multiplayer olarak seçtiğiniz harita ve karakter ile online olarak başka rakiplere karşı mücadele edebileceksiniz. Bu da oyunu tek düzelikten oldukça uzaklaştırıyor. Join Online Games kısmında ise kendi yanınıza ya da yanına arkadaş arayan birinin oyununa katılarak Story Mode, Boss Rush ya da Battle modlarını online olarak oynayabilirken Arcade bölümünde ise Save fonksiyonu olmadan tek jeton ile oyunu bitirmenin deneyimini tekrardan yaşayacaksınız. Story yani hikaye modunda oyun zorluğunuzu ve karakterinizi seçip uzun bir serüvene dalış yapıyorsunuz. Toplamda 12 bölüm mevcut. Oyunu bir kere tamamladığınızda tüm bölümler açılacak ve istediğiniz bölümden başlayarak tekrardan oynayabileceksiniz.
Oyun sırasında belirli kutuların içerisinde ya da yolunuzun üzerinde topladığınız yıldız sembolleri olacak. Cam barınızın hemen altında kaç tane yıldız sahibi olduğunuzu görebiliyorsunuz. Bu sembole sahipseniz karakterinizin Streets of Rage 4 ile gelen bir diğer yenilik olan Star Move, yani özel saldırısını yapabilmenize yarıyor. Daha fazla spoiler vermeden videomuzu, oyunun çizgi roman kıvamındaki ara geçiş sahnelerinden bazıları ile noktalayalım. Yeni incelemeler için kanalımızı takip etmeyi ve oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.